Elektrik eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda daha önce oluşturmuş olduğumuz devrimizde arıza çözüm nasıl yapılır sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Sistemimizde 3 adet asenkron motor mevcuttur. Start'a bastığımız zaman seyir rölesi mühürleyecek. Mühürleyince sistem başlayacaktır. 1 nolu motor çalışacak. 45 saniye çalıştıktan sonra duracak. 2 nolu motorumuz devreye girecektir. 2 nolu motor 30 saniye çalıştıktan sonra duracak. 3 nolu motor devreye girecektir. 3 nolu motor ise 15 saniye çalıştıktan sonra ise sistem tamamen başa alacaktır. Ta ki stop butonuna basana kadar sistem bu şekilde çalışacaktır. Sistem burada. Enerji altında ölçüm yapacaksanız buradaki ölçü altını AC volt kısmını alıyorsunuz. Çünkü bizim devremiz 220 volt. Ama siz DC bir gerilim ölçecekseniz volt düz çizgi yani DC gerilim kısmını alabilirsiniz. Enerji altında ölçüm yapacağınız zaman mutlaka dikkat edin. Çarpılma riskiniz vardır. Bu nedenle ölçümünüzü buna göre yapın. Misal buradaki kontaktör çekmiyor. A1 A2 ölçtük. 230 voltumuz geliyor. 230 volt geldi ama kontaktör çekmiyor. Ne anlama geliyor? Bizim buradaki kontaktörümüz arızalı anlamına gelmektedir. Eğer bizim buraya sistemden 220 volt gelmiyor ise bir öncesine bakacağız. Bizim burada 220 volt ne veriyor? MCV8 zaman aralığı birimiz vermektedir. Buradan biz tamamen voltaj ölçümü yapabiliriz. Yani bizim sistem 220 volt olduğundan dolayı nötr ile temas ediyoruz. Şu an başa alması ekleri bakın. Bakın burada voltajımız var. Eğer biz burada voltaj görmüyor isek, bu şekildeyken sistemimiz voltaj görmüyor isek zaman rölesi arızalı anlamına gelmektedir. Zaman rölesi 10 yandığında o yanmıyor ise şu şekilde A2 ile birlikte ölçebiliriz. Mesela bakın bu kapalı kontak. O dışı yanlışı kontak değişiyor. 2 nolu açık kontak. Bakın şu an voltaj yok. O dışı yandığı gibi görmüş olduğunuz gibi voltaj çıkışı verdi. Bunu bu şekilde deneyebilirsiniz. O ışığı yanmıyorken sistemler aynıdır. Yani kapalı kontak ise kapalı kontak, açık kontak ise açık kontaktır. Bu nedenle kapalı kontağı açıyoruz. O ışığı yanıyor, o yanmıyor. Burada voltaj görmüyor isek diyoruz ki zaman arası bozuk. Ya da sistemimiz tam tersi o ışığı yandığında açık kontağını kapatacak. Bu nedenle biz de şöyle ölçüyoruz. O ışığını yaktığın zaman biz burada 220 voltu görmüyor isek şöyle bekliyorum şu anda. O tuşunu yaktı. Normalde bakın kontakta yerleşti. Açık kontağını kapattı. 230 voltu gördük. Biz eğer burada bir voltaj görmüyorsak zaman rölesi bozuk anlamına gelmektedir. Bunun tüm ölçümleri de aynı. Buradaki zaman rölesinin ölçümü de aynı. Buradakinin aynı. Bu da aynı. Zaman ölçümleri aynı. Buradaki bakın mühürleme rölesi. Bizim A1 ve A2 burası. A1 ve A2 ölçüyoruz. Eğer burada bir voltaj görmüyor isek bizim rölemiz çekmiyorsa bizim buraya nereden geliyor? Start butonundan geliyor. Start butonu geçirmiyor anlamına gelebilir. Ya da stop butonunu kapalı kontağı olduğundan dolayı stop butonu kontağını geçirmediğinden dolayı bizim sıkıntımız olabilir. Ama biz burada voltaj görüyorsak aynı bu şekilde. Bakın voltaj görüyoruz ama röle çekmiyor. Burada ne oluyor? Genellikle röle bozuk oluyor. Yani rölenin bobini hasarlanmış, yanmış anlamına gelmektedir. Bizim burada ne yapıyoruz? Röleleri yer değiştiriyoruz. Tam tersi enerji geldi böyle gene çekmiyor. Bazen de ayak kısımlarına sorun olabiliyor. Çok nadir. Binde bir. Çok düşük bir ihtimal. Genellikle röle bozulmuş olmaktadır. Şimdi aynı şekilde buradaki kontaktörlere bakalım. Bakın şu anda enerji yok. Biz burada enerjiyi gördük. Ama kontaktör çekmiyor. Ne yapacağız? Buradaki kontaktörün yedek bobini varsa bobini değiştirebiliriz. Yok ise komple kontaktörü değiştirebiliriz. Bizim burada atıyorum kontaktör çekiyor ama burada çıkışında mesela 3 faz görmüyoruz. Ya da ikisinde faz görüyoruz. Birinde mesela faz görmüyoruz. Kontaktör güç kontaklarından fazın biri geçilmiyor anlamına gelmektedir. Güç sistemi bu şekilde ölçülüyor. Misal siz girişinizde termik çıkışınızda buradan bakıyorsunuz. Elektrik var. Termik manyetik şarj takmanız buraya girişe geldi. Burada 3 faz var. Kontaktör çekiyor. Şöyle bakıyorsunuz. Faz var. Faz var. Böyle bakıyorsunuz 380 volt yok. Yani fazın biri geçirmiyor anlamına gelmektedir. Güç sisteminizin çıkışında şu şekilde bakıyorsunuz. Faz var. Böyle bakıyorsunuz. Faz yok. Böyle bakıyorsunuz. Faz yok. Yani buradaki kısımda faz çıkışı olmadığını yani L3 kısmında faz çıkışı olmadığını görüyorsunuz. Motor 2 faza kalıyor. Yanma ihtimali olur. Kontaktörün güç kontağı geçirmiyor anlamına gelmektedir. Güç kontakları aynı şekilde ölçülmektedir. Ya da
OMAŞ konumunu alır. Şöyle bazıda da alabilir. OMAŞ konumunu alır. Enerji yok iken L1 ile T1 ölçülür. Şuradan bastarsanız tornavida ile güç kontak geçişini görürsünüz. Aynı şekilde buradan da bu şekilde ölçerek eğer bir OMAŞ geçişi varsa bunu da sağlam testinde enerji yok iken yapabiliyoruz. Rölelerde ise bazen röle çekiyor ama kontaktır çıkış vermiyor. Misal bu rölemiz çekiyor. Kom ucuna baktık. Enerji var. Mesela şöyle enerji aldık. Bakın burada enerjimiz var. NO'ya bakıyoruz. NO'da da aslında enerji olması gerekiyor ama ölçerde baktık ki burada enerji yok. Bizim burada ne yapıyor? Kontakta sorun var anlamına gelmektedir. Bu nedenle biz burada kontak değişimi veya bizim yedeklerimiz varsa yedekte kullanabiliriz. Çünkü her seferinde bunda 4 tane kontak var. Her seferinde öyle değişime de gerek yok. Buraya not alabiliriz. Deriz ki işte şuradaki 19, 15, 11 nolu kontaklar bozuk. Bunları kullanma not alabiliriz. Ya da şurada kapaklar var. Kapağı not yazabiliriz. Hemen bağlantıyı yan tarafa geçirebiliriz. Ama ben buradakini unuturum derseniz de direkt röleyi değiştirebilirsiniz. Bu şekilde işlemler yapılabiliyor. Bazı rutubetli nemli ortamlarda ise röle sağlamdır. Ama röle tabanı ve ayak kısmında oksitlenmeler olduğundan dolayı da hasarlar yani diğer bozukluklar olabiliyor. Bunlar çok nadirdir. Nem, rutubetli, su deposu gibi ortamlarda olan yerlerde röle sağlam olmasına rağmen ayak kısımları, taban kısımları paslandığından dolayı bu şekilde sorunlar gerçekleşebiliyor. Kumanda devresinde dediğim gibi kontaktörlerde A1, A2'si voltaj ölçersiniz. Güçlerde ise buradan giriş ve çıkışları ölçebilirsiniz. Ve de enerji yok iken basarsınız bu şekilde tornavida giriş ve çıkışı ölçebilirsiniz. Kontaktlarda ise şöyle baz alayım görün diye. Şöyle sıkmak gerekiyor. Şunları sıkalım. Devre başa gelsin. Burada sizlere göstereyim. Kontaktör çekmiyorken NC olan kontağı bu şekilde ötmesi gerekiyor. NO değilse bakın bu şekilde ses çıkmaması gerekiyor. Yani kontak geçişini bu şekilde ölçebilirsiniz. Kontaktör çekti bakın. Bu sefer burası açık devre oldu. Burası ise kapalı devre oldu. Bakın bu sefer tam NO kontağı bazı çıkışı veriyor. Bak kontaktör bıraktı, devriş oldu. Şimdi ise tam tersine geldi. Ama siz kontaklardan 220'ye geçirecekseniz voltaj kademesini alıyorsunuz. Mesela buradan A2'yi ölçüyorsunuz. Şöyle voltaj girişi var. Kontaktör çekiyor. Çıkışından da bizim A2'ye baktığımız zaman 220 okumamız gerekiyor. Ama 220 okumuyor. Bu ne anlama geliyor? Kontaktör çekiliyken açık kontağını kapattığından dolayı bizim burada 220 volt sistemi görmemiz gerekiyor. Eğer yok ise buradaki NO kontağı geçirmiyor anlamına gelmektedir. Ya da bizim burada baktığımız zaman şimdi kontaktör çekiyor. Buradan NC'nin girişiyle A2'yi ölçtük. 220 volt var. Kontaktör çekiliyken böyle bakıyoruz. Yine var. NC kontağı açması gerekiyor ama açmamış. Burada bir sistem yanlışlığı vardır. Burada kontak arızalıdır. Ama kontaktör çekmiyorken girişine baktık enerji var. Bu şekilde çekmiyor. Çıkışına baktık enerji var. Bu normaldir. Çünkü kontaktör çekmiyor kapalı kontak. Ama kontaktör çektiğinde buradaki çıkışından sinyal almamız gerekiyor. Bazen yapışabiliyor. Bunlar da ikaz uyarı sistemlerine ya da kontak geçişlerine ya da sistemlere engelleyecek olan kontaktör olarak kullanıldığında kontak geçiriyorsa sorun yaşayabiliyoruz. Dilimin döndüğünce sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Devre basit olduğundan dolayı sizlere aklıma gelenleri doğaçlama olarak anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.